Buna göre İtilaf Devletleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur diyor. Birinci Lozan görüşmelerinde İtilaf Devletleri'nin Türkiye heyetine sunduğu barış teklifinde yer alan maddelerden bazıları şunlardır. Boğazlar Komisyonu devam ettirilmeli ve Boğazlar çevresi askerden arındırılmalıdır. Türkiye'de bulunan azınlıkların hakları korunmalıdır. Kapitülasyonlar devam ettirilmelidir. Suriye ve Irak sınırı aynı kalmalıdır. Şimdi itilaflar ne demiş burada? Resmen siz oturun biz yönetelim demişler. Bakalım hangisi doğrudur diyor. Sevr Anlaşması'nın içeriğinde ısrarcı davranmışlar. Doğrudur arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu maddelerin tamamı Sevr'de de vardı zaten. Hiçbirini değiştirmemişler ki. O yüzden Lozan görüşmeleri bizim kazandığımız bir savaştan sonra gittiğimiz görüşme olması hasebiyle Sevr'in devamını istemiş adamlar. Maddelere bakarsanız bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Tam bağımsızlığımıza saygı duymamıştır. Kesinlikle doğru. Eğer duysalardı boğazları bize verirlerdi. Azınlıklar Türk vatandaşı olmasını kabul ederlerdi. Kapitülasyonları kaldırırlardı. Yani saygı duymamışlardır bilgisi de doğrudur. Kendi kamuoylarında güç kaybetmişlerdir. Buna dair bir şey buradan çıkmayacağı için 3. öncülü almıyoruz. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Soyadı kanunun kabulü sonrasında bu kanuna ek olarak çıkarılan lakap ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun aşağıdaki esaslara yer verilmiştir. Madde 1. A, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lakap ve ünvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın vatandaşlar kanun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar. Bunun amacı eşitlik sağlamak, üstünlüğü kaldırmak arkadaşlar. Madde 2. Sivil ve rütbe ve resmi nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harp madalyaları bundan müstesnadır. Türkler yabancı devlet nişanları da taşıyamazlar. Şimdi bakalım çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyor. İnkılapları tamamlayan gelişmeler yaşanmıştır. Soyadı kanunu inkılabı tamamlayan bir gelişmedir. Bu yüzden A şıkkına ulaşırız. Yapılan çalışma doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Doğrudur. Çünkü direkt olarak toplumu ilgilendiren şeyler halkçılığa girer. Soyadı da toplumu ilgilendiriyor. Her türlü madalya ya da nişanın kullanımı yasaklanmıştır. Arkadaşlar bakın burada bizi düşürmeye çalışmışlar ama yanlış. Niye? Diyor ki her türlü sivil rütbe, resmi nişan ve madalya yasaktır ama harp madalyaları bundan müstesnadır. Bunun dışında yani savaşta kazandıysan bir madalya aldıysan onu takabilirsin diyor. Bakın müstesna demek bu demektir. Resmi işlerde olası sorunların önüne geçici bir çalışmadır. Doğrudur. Resmi işlerdeki karışıklığı önlemeye yönelik bir çalışmadır. Yanlış olan cevabımız C şıkkıdır. Mustafa Kemal'in büyük taarruz öncesi söylediği bu söz onun aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat taarruzu geciktiriyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen sonlandırmaya biraz zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmekten daha fenadır. Şimdi baktığımızda planlı hareket ettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü ortada bir taarruz hareketi var ve bu taarruz hareketini detaylı bir şekilde planlamak, yarım yapmamak için zaten geciktiriliyormuş. Burada planlılık söylenebilir. Yine bunu yapacak komutan aynı zamanda askeri dehaya da sahiptir ve akılcı davranmıştır. Bakın yarım yaparsak kaybetme ihtimalimiz var ama tam yaparsak hazırlığımızı ve tam bir yumruk atarsak burada ne yapmış oluruz? Düşmanı yıkmış oluruz. Yani akılcılık da burada vardır ama çok yönlülük yoktur. Çok yönlülük birden fazla özellikle alakalıydı. O yüzden burada cevabımız D şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Birinci dönem İstiklal Mahkemeleri, Milli Mücadele döneminde yasama, yürütme, yargı gücünü elinde bulunduran Meclis Hükümeti tarafından Güçler Birliği esasına uygun olarak kurulmuştur. Asker kaçaklarını engellemek, kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan bu mahkemeler kendilerine verilen görevleri meclis denetimi altına alarak Milli Mücadele'ye büyük katkı sağlamışlardır. 1923-1927 yılları arasında görev yapan Cumhuriyet dönemi İstiklal Mahkemeleri ise Milli Mücadele sonrasında yaşanan iç gelişmelere bağlı olarak kurulmuş, Cumhuriyet ve kazanımlara yönelik olumsuz gelişmelerin etkisiz hale getirilmesinde önemli rol oynamıştır. Yani burada şunu bahsediyor. İki dönemde İstiklal Mahkemesi kurulmuş. Birinci dönemde Milli Mücadele döneminde ayaklanma çıkaranlara karşı kurulan mahkeme. İkinci dönemde ise 1923 ve 27 arasında Cumhuriyeti yıkmak isteyenlere karşı kurulan İstiklal Mahkemeleri. Şimdi bakalım hangisine ulaşılamaz? Birinci meclis Güçler Birliği ilkesiyle hareket etmiştir. Doğrudur arkadaşlar. Bakın yasama, yürütme, yargı mecliste toplanıyorsa Güçler Birliği var demektir.
Her iki dönemde de istiklal mahkemelerinin aldığı kararlar denetime kapalıdır. Arkadaşlar yukarıyı okuduğumuzda bu mahkemenin kararları denetlenebilir ya da kesinlikle sorgulanamaz gibi bir şey söyledi mi? Hayır. O yüzden ben B şıkkına ulaşamıyorum. İstiklal mahkemeleri farklı dönemlerde iç güvenliğin sağlanmasına katkı sunmuştur. Evet, birinci dönem Milli Mücadele dönemi, ikinci dönem 1923-27 yılları arası, yani buna da ulaştım. Milli Mücadele sonrasında da kamu düzenini tehlikeye sokacak gelişmeler yaşanmıştır. Doğru, bakın Milli Mücadele'den sonra 23-27 yılları arasında iç karışıklıklar yaşanmış. Bakın demek ki isyanlar olmuş ki mahkeme tekrar kurulmuş. D'ye de ulaştım ama ulaşılamaz olan B'dir. Cevabımız B şıkkıdır. Milli Mücadele dönemine ait bu gazete haberinden hareketle hangilerine ulaşılabilir? Bakalım hemen haberimize. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Arkadaşlar bu cümle Amasya Genelgesi'nde söylenen bir cümledir ve Milli Mücadele'nin yöntemini belirten bir cümledir. Ve üstü kapalı olarak da aslında milli egemenliğe vurgu yapılmıştır. Toplantıdan önce Ali Fuat Paşa alınan kararların bazılarını açıkladı. Milli Kongre'nin Sivas'ta toplanmasının zorunluluk olduğunu belirtti diyoruz. Şimdi bakalım. Milli bilinç uyandırılmak istenmiştir. Arkadaşlar bu cümle ile zaten halkın durumdan haberdar olması sağlanmış ve milli bilinç bir şekilde insanların bu olayın farkına varması istenilmiştir. Yani doğrudur. Basın yayın yoluyla kamuoyu oluşturmak istenmiştir. Yine bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. Çünkü gazete kullanılmış. Milli mücadelenin yöntemi belirlenmiştir. Nedir yöntem? Millet kendi kaderini kendisi belirleyecek. Zaten bu cümle yöntem cümlesidir arkadaşlar. Üçüncü bilgi de doğrudur. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Verilen bu bilgiden hareketle devletçilik ilkesiyle ilgili olarak yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Bakın kesin olarak ulaşılabilir bulmaya çalışacağız. Devletçilik ilkesi devletin ekonomi alanında planlama görevinin yanında bireysel faaliyet ve çalışmaları da kabul eder. Burada devlet ve birey birbirine zıt iki unsur olmadığı gibi tam tersine birbirini tamamlayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında bu ilke ekonomik alanda yönlendirme, yatırımı teşvik etme, denetleme ve düzenleme biçimlerinde uygulanmıştır. Şimdi bakalım hangilerine kesin olarak ulaşabileceğiz. Ekonomik yapının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Zaten devletçilik bakın ekonomi alanında planlama ile alakalı olduğu için birinci öncül doğrudur. Özel girişim ve yatırımlara karşı değildir. Evet bakın devlet ve bireysel faaliyetler birbirlerini yok saymamışlar. Tam aksine birbirini tamamlamışlar. Bu da zaten karşı olmadığını gösterir. Zorunluluktan ortaya çıktığına dair bir şey bulamayız. Evet normalde doğru bir bilgidir ama verilen bilgiden bu kesin olarak çıkmayacağı için 3 almıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Verilen metinden hareketle dörtlü takdirde hükümetin alanlarından hangilerinde adım atması istendiği söylenebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut uygulamalarına karşı çıkan, başına Adnan Menderes'in çektiği 4 milletvekilinin hazırladığı dörtlü takdir genel esasları hakkında şunlar söylenebilir. Dörtlü takdirde bir taraftan iş hayatımızdaki bu mutlu gelişmenin yarattığı siyasi olgunluk, diğer taraftan bugünkü medeniyet dünyasının genel şartları, daha ilk teşkilat-ı esasiye kanunumuzda hakim olan demokratik ruhu, bugünkü siyasi hayat ve teşkilatımızda kuvvetle tecelli ettirmek zamanı geldiği kanaatine bizi sevk etmiş bulunuyor. Bunun bir an evvel gerçekleşmesi yönünde düşüncelerimiz şöyle özetler. 1. Milli hakimiyetin en doğal sonucu ve aynı zamanda dayanağı olan meclis denetimini anayasamızın yalnız şekline değil ruhuna da tamamıyla uygun tecellisini sağlayacak tedbirlerin aranması. 2. Yurttaşların siyasi hak ve hürriyetlerini daha ilk teşkilat-ı esasiye kanunumuzun gerektirdiği genişlikte kullanabilme imkanını sağlanması ki burada bak kanun demiş. Bütün parti çalışmalarının yukarıdaki esaslara tamamıyla uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar dörtlü takdir dediğimiz olay siyasetle alakalıdır zaten. Çünkü meclisin denetlenmesi diyor. Meclis denetlenmesi yönetimle ilgili olduğu için siyasidir. Hukuki de denir çünkü Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan bahsediyor ve onun imkanlarından bahsediyor. Bu yüzden hukuki de alırız. Ancak dörtlü takdirin askeri bir bağlantısı kesinlikle yoktur. Askerlikle alakalı olmayan bir durum olduğu için 3'ü almıyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda Atatürk'ün fikir hayatının oluşumunda etkili olan bazı düşünürlerin resimleri verilmiştir. Buna göre Atatürk ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ve Voltaire. Dikkat ederseniz yarısı Türk, yarısı yabancı yazarlar.
Bakalım birinci öncül hem yerli hem yabancı düşünürlerden etkilenmiştir bilgisi doğru. Sol taraftakiler yerli düşünürler, sağ taraftakiler yabancı düşünürler. Birinci öncül kesinlikle doğru. Bir olmayan C'den kurtuldum. İslamcılık ve Osmanlıcılık akımına karşı mesafelidir. Buna dair buradan sadece bu fotoğraflara bakarak böyle bir yorum yapamam arkadaşlar. Bu yüzden ikinci öncülü ben burada siliyorum. A ve D'den de böylece kurtuldum. Demek ki cevabım çıkıyor. Fransız İhtilali'nin fikir öncüleri düşünce dünyasına etkilidir. Doğru. Bu üç yabancı isim de arkadaşlar, yani Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu ve Voltaire Fransız İhtilali'nin öncüleridir. O yüzden üçüncü bilgi de doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmasından sonra Cumhuriyet ve kazanımlarına karşı olanlar yıkıcı faaliyetlerine gizli yollarla devam ettiler. Bu çevreler amaçlarına ulaşmak için Mustafa Kemal'e karşı bir suikast planı hazırlar. Bu plan yurt gezisinde bulunan Mustafa Kemal'in İzmir'e geleceği 15 Haziran 1926 tarihinde yapılacaktı. Fakat Mustafa Kemal'in programının bir gün sarkması bu kanlı planı ortaya çıkardı. Bu olayın kamuoyuna yansıması sonrasında yurdun dört bir yanında bu girişimi kınayan mitingler düzenlendi. Hangisine ulaşılamaz dedi. Cumhuriyet ve kazanımlarını anlayamayan gruplar vardır. Evet, çünkü Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlar bu faaliyetlerine devam ettiği için henüz bu kazanımları, bu kazançları anlayamayan gruplar vardır bilgisi doğrudur. Cumhuriyetin varlığı Atatürk'ün hayatı ile eşdeğer görülmüştür. Kesinlikle doğrudur. Eğer Atatürk'ü öldürürsek Cumhuriyet'ten kurtulabiliriz diye düşünenler Cumhuriyet'in varlığı ile Atatürk'ün varlığını denk görmüşler. Ama öyle bir şey değildir. Atatürk olmadığı müddetçe de Cumhuriyet ilelebet sonsuza kadar yaşayacaktır arkadaşlar. Atamız zaten bize bunu öğütlemiştir. Olayı tertip edenler, olayı düzenleyenler hukuk kuralları çerçevesinde cezalandırılmıştır. Arkadaşlar olayın tertiplenmesinden bahsetti ama hani İzmir suikastı dedi ama ceza aldıklarından bahsetti mi? Hayır. Ben demek ki burada buna ulaşamıyorum. Türk halkı bu girişim karşısında Atatürk'ün yanında yer almıştır. Ne yapmış bakın Türk halkı? Kınamışlar olayı, mitingler düzenlemişler. Buradan da D şıkkına ulaştım. Ulaşılamaz olarak verilen sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Yalnızca verilen tabloyu incelendiğinde çıkarımlardan hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? Dikkat edelim. Bunu inceleyeceğiz ama kesin olarak ulaşacağız. Aşağıda Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelere bir tablo verilmiştir. 1923-30 arasında nüfus mübadelesi, patrikhane sorunu, yabancı okullar sorunu, dış borçlar sorunu verilmiş. 1930 ve 38 arasında Milletler Cemiyeti'ne giriş, Balkan Antantı, Montreux-Boğazlar Sözleşmesi, Sadabat Paktı ve Hatay sorunu ne yapılmış, gelişmiş ve yaşanmış. Şimdi hangilerine kesin olarak ulaşılabilir dedi bizlere. Bakıyoruz hemen birinci öncül. Lozan'daki bazı sorunlar yeniden gündeme gelmiştir. Arkadaşlar Lozan'daki bazı sorunların yeniden gündeme geldiğine dair tabloya baktığımda hangisinin Lozan'da, hangisinin Lozan'dan önce ya da sonra olduğunu bilemeyeceğim için birinci öncül yanlıştır. Hatta bir olanları silelim böylece B ve D'den kurtulalım. Bölgesel ve evrensel barışa katkı sunulmuştur bilgisine yorum olarak ulaşırım. Çünkü bakın Sadabat Paktı ve Balkan Antantı ile bölgesel barışa ve dünya barışına katkı sunulmuştur. Ki zaten Milletler Cemiyeti'ne giriş de dünya barışı ile ilgilidir. O yüzden 2 kesinlikle doğru. Misak-ı milli sınırlarının tamamına ulaşılmıştır. Arkadaşlar tablo incelediğimizde tamamına ulaştığımıza dair herhangi bir yorum burada yapamıyoruz. O yüzden 3'ü de almayız. Burada yalnızca 2'yi alabiliriz. Cevabımız A şıkkıdır.